Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Bugün son tarlayı artık sürüyoruz. Pulluk işi bitecek. Şuradan bir sıramıza girelim. Artık TMS moduyla kullanıyoruz. Yüksek devir özelliği kapalı. Artık devir sabitlemiyoruz yani. Şöyle kurduğumuzda şu eski sınır da bu. Lazerle bayağı bir tıraşladık. Görüyorsunuz TMS'in devir ayarını limitledim arkadaşlar. Yani 950 devir minimal, 1700 devir de maksimum olacak şekilde. Yani traktör zorlansa dahi o deviri geçmesin diye o komutu girdim. Oraya farklı değerlerde daha yüksek devir de girebilirsiniz ama ben zorlanmasın dedim. Daha yüksek devir çıkarmasın, öyle bir deneyelim bakalım dedim. Çünkü 1600-1700 devirler makul. Çok zorlarsanız eğer 1800-1850'ye kadar çıkarmaya çalışıyor. Hani aslında problem değil çıkarması anlık olarak da. Hani yüksek devire zorlamasın, dalgalanmasın traktör boş yere. Böyle olduğunda 1700'lere kadar limitli olunca ona göre ayarlıyor kendini. Daha kısa devir aralığında ayarlama yaptığı için daha stabil çalışıyor. Daha öncekilerde var mıydı da bu yeni jenerasyonuna gelmiş galiba bu özellikler. Bayağı güzel şeyler var. Şurada mesela memory geri gelirken ki hızınızla ilgili de bir seçenek var. Şimdi geri yaptım. Hop. Hemen 4 kilometre hızla geri geldi. Şöyle yapalım. Hafıza hemen 4 kilometreyi alıyor. Yani diğer traktörlerin ileri geri kalkış vites hızı gibi bir şey, öyle düşünebilirsiniz bir nevi. De 3 kilometre hıza sabitledim ben, o şekilde gayet ideal gidiyor. Çünkü gelirken biraz yokuşlu burası, rampa gibi. Şimdi inerken daha rahat gidiyor traktör. Şöyle yakıt özellikleri de burada. Şuradan dönüm ölçer ve yakıt özelliklerine girdim ben. 14 litre gösteriyor hektar başına. Yani o da 1.4 litreye geliyor. Yani bir dönüm tarlada 1.4 litre mazot yakıyor şu an bu işlemde. Yani da gayet güzel. 1.4 litre. İdeal bir yakıt diye düşünüyorum. Arkamızda çünkü 5'li 12 kulaklı pulluk var. Şu an açı ayarı da 35'te. 35 santimde. Yani çim ayarı 35 santimde. Yani 7,5 km hızla bu şekilde bir yakıtımız var. 1.4 litre, 1.5 litre. Yani 1,5 litre diyelim ya da şeye gerek yok. Yani 1,5 litre. Yani bence gayet iddialı. Karşıda 716 ile sürüyor. Onda da aynı pulluğun altılısı var. Aynı çim ayarı. Onun da 35'ti.
Çünkü arka arkaya çizgiye girdiğimizde ayırmasın diye. Çünkü geniş olduğunda bu sefer kulaklar ayırıyor. Aynı ayarda aynı şekilde sürüm yapıyoruz. GoPro'nun şu an şarjı yoktu. O yüzden böyle çekeyim dedim size. Anlık yakıta da bakalım. Şöyle. Yani saatte bu şekilde zorlarsa 20-25 litre arasına kadar değişiyor. Şu an yine sınır yerindeyiz. Bayağı bir zorluyor. Arası geziyor. Ama saatlik ortalamaya bakın. Düzgün ölçüde 12,5 litre demiş. Burası biraz çamur. Çamur biz buraya lazerle biraz dolgu yaptık. Demin sırtlar vardı. O dolgunun olduğu yere girdiğimizde traktör gidemiyor. Şu sunroof'u bir açayım. Biraz hava girsin içeri. Shuttle'ımız şurada da var. Şunu yaptığınızda geri, şunu yaptığınızda ileri gider. Ama biz onu orada pek kullanmıyoruz yine. Genelde burada. Joystick'ten ileri, geri ve diğer kumanda ayarlarını yapıyoruz. Sola vurduğunuz ileri geri geldi, sola vurduğunuz ileri gitti. Şekilde bir sistemi var. Sağa vurdurduğunuzda hız sabitlemeye geçiyor. Tabi onları Go tuşuna atladığım için şöyle göstereyim. Tuşa bastığımda ilk olarak hidrolikler iniyor. 1,5 saniye sonra da cruise kontrolü geçiyor traktör. Burada çok farklı özellikler ekleyebiliyorsunuz. Daha aşağıda farklı özellikler var. Ayarlanabilecek. Yani bunları hep oraya sırayla ekleyebiliyorsunuz. Bunları da çalıştırabiliyor. Tabii şu an bu yaptığımız işte bu kadarı yeterli olduğu için onları aktif etmedim. İstersek şu önümüzdeki ekranı değiştirebiliyoruz. Şöyle valflerle ilgili bilgi ekranımız. Şurada yakıt, motor devri, cruise kontrollerimiz. Memory hızımız, pedal hız ayarımız kaçtaymış gibi bir sürü özelliği gördüğümüz
değişik bir ekranımız daha mevcut. Şöyle yaptığımızda hidroliklerle ilgili ekranı görüyoruz. Şöyle yakıtla ilgili ekranımız. Bunları böyle kolay olsun diye bu ekranı da aktarabiliyoruz. Orada çalışma lambalarıyla ilgili olan ekran. Şöyle klima ekranımız. Alıştığımız, şu an kullanırken diğerlerine gereksin duymadığımız için bu en kullanışlısı gibi duruyor. Özellikleri var. Mesela traktör çekemediğinde şurayı da girsem ekrana daha iyi olacak. Bu hidroliklerin seviyesini gösteriyor. Şu alta limitledim. Bir de şurada bir limitim var. Şu tekerleği çevirerek yukarı aşağısını ayarlıyoruz. Bakın şöyle. Yeşil hareket ediyor. Şimdi atıyorum traktör çekemedi. Yukarı kaldırdım. Mesela şu yeşil yukarı çıktı mı? Onun yani aşağı indirirken ya tekrar geri çevirmenize gerek yok. Değişik bir özellik var. Mesela şöyle kaldırdık. Şurada tuşa bastık. Hop yerine oturuyor. Şu yan taraftaki tuşa bastığınızda yerine oturuyor. Yani şöyle göstereyim. Biraz kaldırdım. Bastık. Hop yerine geldi. Artı olarak şu ikinci seçenek de şöyle. Mesela ben şimdi kollarım burada ayarlı limitim. Bir de yukarı bir limit koydum. Şu yandaki tuşa eğer bir kere basarsak üsttekine geçiyor. Bir daha basarsak aşağı iniyor. Yani anlık olarak traktörü kurtarma için böyle bir aralık ayarlarsınız sürümden. Onu şu tuşa basarak sadece bir bastığınızda ona geçer. Bir bastığınızda ona geçer. Yani traktörü anlık olarak kurtarır. Yani şu tekerleği kullanmanıza dahi gerek kalmaz. Tabii insan kullana kullana öğreniyor. Yani ben de çok araştırıyordum ama yani bunları bilmiyordum. O da tarlada ihtiyacım oldu denerken, kurcalarken öğrendim biraz da. Öyle bir durum var. Burada zaten diğer kolların hassasiyeti, yükseklik, alçaklık, indirme hızları mevcut. Kuyruk mili hızlarımızı da buradan seçiyoruz. Yani çok özellik var arkadaşlar traktörde. Mesela şu yakıt olayında yeni bugün daha kullanmaya başladım. Çünkü tam olarak nasıl çalıştığını bilmiyordum. Ve son tarlada, son günde de size böyle video olsun diye telefonu dahi olsa bir şekilde çekeyim istedim. Şöyle yapayım, hatta size GoPro gibi olsun. Mazotumuz da azaldı, çeyreğin altına düştü ama çok bir yer kalmadı. Bununla onu bitiririz de artık. Yani yakıttan yana çok büyük tasarruf yapıyor arkadaşlar. Çok aşırı fazla.
arada video çekiyor. Aynı anda kayıttayız. Dediğim gibi pulluğun sonu artık. Bundan sonra çizel yapacağız. İlk sürdüğümüz yerlerden yavaş yavaş başlayarak klasa takacağız. Önce tabii klas ve 716 ile yapacağız büyük ihtimal çizel işini. Bu yatacak bir köşede. Traktör. Yavaş yavaş bu sürdüğümüz yerleri. Şöyle bu sefer de sağ eline bir çekeyim bakayım. Tabii sol elle kullanmak biraz daha zormuş. Şöyle yapalım, bildiğimiz gibi sağ elimize bırakalım işi. İstersek şuradan kolları indirip direkt sağ olarak da kruza alıyoruz. Yani go tuşuna şu iki özelliği atadım aslında, yani bu kadar basit bir durum. Sıra sonunda da şunu bir tık yukarı çekip yani hareketi bitirebiliyoruz. Ama tabii şunu tutup sadece başka bir şeyle ilgilenmediğim için go and yaptım. Mesela şimdi go'ya bastım. Yine iki görevi devreye aldı. Mesela kafası karışmadı. Öyle bir sorun da yaşamıyor. Yani isterseniz şu kadar basit bununla ve şu sağ vurmayla da kullanabilirsiniz. İsterseniz bununla da. Şimdi ben alıştım. Sağ şunu tutuyorum. Elimi hiç çekmediğim için o daha dengeliyor bana. Daha kolay geliyor. Yoksa yani gidip de şunu yapmak da çok basit, zor bir şey değil yani. Tık yapıyorsunuz, iniyor aşağıya. Olay basit. Hatta şimdi neyi keşfettim? Yeni bir şey keşfettim. Şu tuşa bastığınızda demiştim ya, şu iki arada geziyor diye. Şu indirmeye bastığınızda tekrardan o olayı yapıyormuş. Yani şu tuşa basmanın aynısını şuna bastığınızda yapıyormuş. İki tane indirme limit ayarı var. İkisinin arasında onunla geziyormuş traktör. Mesela şu an zorlandı, hop kurtardı. O dolgulu yerde batar gibi oluyor. Bakın işte bir özellik daha keşfettik. Yani basit, ne kadar basit daha iyi olsa özellik yani. Var yani bir şeyler yapmışlar. Arazi durumu genel çok çamur olmadığı için diferansiyel gidip falan hiç bağlamıyoruz. Zaten tekerlekleri traktörün bayağı bir geniş. Arkaları 540, 65, 38. Önlerde 480, 65, 28 mi? 26 galiba. Ön jantlar bir tık küçük. Öyle olması lazım. Ama yani sonuçta basarı geniş lastiklerin. Öyle olmadan çok bir patiye düşeyim, çekemeyeceğim gibi bir durum pek söz konusu olmuyor. Tabii çamur arazilerde illaki ama şu ankisi güzel. Şimdi joystick, yani TMS değil mi? Joystick'i ittikçe traktör hız alıyor. İstersek bunu ayak pedalına da alabiliriz. Şu an mesela pedala dokunarak yine aynı şekilde motor, gaz ve hızını ayak pedalıyla bastığım kadarıyla hızlandırıyor, ayarlıyor. Yani dönüşlerde hatta bunu da kullanabilirim. Şimdi tek elde çekim yaparken, kullanırken daha kolay. Hızlandırıp yavaşlatmak için joystick'e dokunmuyorum. Aynı yine go'ya bastığımda hidrolikler inip TMS devreye girecek. Aynen. Ben iyice daha görev çalışmadan ayamgadan çektiğim için hız sabitleyiciyi alamadı. O yüzden traktör gitmedi. Bu şekilde de bir kullanımım var.
haritamda tavanı açmış. Ya çünkü uzun saatler çalışınca insan haliyle içerideki havadan rahatsız oluyor. Bir hava değişmesi güzel oluyor. Bir de geriye doğru açıldığı için büyük ihtimal traktöre artı bir ses kesinlikle girmiyor. Traktör ne kadar ses alıyorsa yine aynı şekilde ses alıyor. Mesela bu deviri daha da aşağıya limitleyebiliriz. Onun da şuradan TMS'e geldik. Şuna bir dokunalım. Sonra şuradaki joystickle bunu düşürebiliriz. Atıyorum 1610. Şu an bakın 1500 devirlerde gidiyor ama yine o kilometreyi yakalıyor traktör. Öyle bir durum var. Yani çalışacağı aralığı bildiğinde çok daha stabil çalışıyor motor. Ona göre yönetiyor kendini. Tam 1600 yapalım onu. Bakalım bir seferde böyle yukarı çıkalım nasıl olacak. Video biraz uzadı. Yeni yeni şeyler görünüyor. Ben de onları biraz çözmeye çalışıyorum. Ne yaptık? Ayak pedalını aldık ya. Sıra sonunda da iptal oldu. Gaza basmayı unuttuğum için yani iptal oldu derken traktör o yüzden duraksadı. Hatta ben şuradan gitmeyeyim. Şu geriye dönelim. Şuradan başlayalım. Orasını çünkü klas yapar. Biz de şuradan devam edelim yukarı doğru bakalım. Yani dediğim gibi yine ortalama olarak aynı hızları traktör yakalıyor. Sadece bu dediğim gibi etken çok önemli. Hızınıza göre çekişini ayarlayabilmeniz lazım traktörü. Mesela şimdi ben burada 9 km girsem gidemeyecekti. Daha zorlanacaktı ama şu an bakın 1600 devire limitlediğim halde yine 7,5 km hızları buluyor traktör. Çünkü daha kısa bantta çalışıp nerede çekebileceğini görüp şanzımanı ona göre çok hızlı şekilde hızlandırıp yavaşlatıyor ve motor devri ona yetişiyor. Hızı yakalıyor bir şekilde, kaybetmiyor. Ve bu da ne yapıyor? Yakıt tasarrufu. Şuradan çıkalım. Geçmek istemiyor şu an. Yani rampa yukarı çıkıyoruz pek 20'lere geçmek istemiyor. Az önce mesela geçmek istiyordu. Yani hızımız yine neredeyse aynı. Arada çok ufak duraksamalar gibi yani daha kesiklikler oluyor. Atıyorum sıranın tamamında 7,5 km hızla gitmek var. Ortalamasında 7 km ile gitmek var. Yani bu belki şu an ortalama 7 ile gidiyor yani. 7,5'u bulduruyor ama bazen zorlanıp düşüyor. Onu kurtarırken de atıyorum şu an olduğu gibi belki 1-2 hız düşebiliyor. Derken burası bayağı bir çamur ya. Burası dolgu yaptığımız yer. O yüzden göçmeye çalıştı traktör. Hop hop hop. Şöyle. Yani sistem bu şekilde. Yani traktörü çok iyi yönetebilmeniz gerekiyor ki size verimli olsun o da. Siz onu yönetemezseniz yani o da boş yere de yakar, arıza da çıkarır.
artık. Bu son sürüm videosu diye biraz uzadı ama yine de çekeyim ben biraz daha size. Çünkü bundan sonra sürümle ilgili video gelmeyecek. Bu ufak ufak sürekli kendini ayarlıyor. Böyle arada böyle ıslık sesi gibi sesler geliyor ya. Yani devir genelde sabitken dikkat ediyorum, böyle çok bir devir oynamadan bir bu hareketi yapıyor. Muhtemelen bu videoda çıkmıyor olabilir o sesler ama inceden böyle bir ayarlıyor. Tam da oradan girdi ama gerçi o oradan döner. Ben mi geleyim? Tamam. Yukarı çıkayım. Büyük ihtimal aşağıya gelmeden bitmiş olacak. Şu başta biraz kalın ama olsun. Sunroof'umuzu kapatalım. Yeterince hava aldık. Hop, düşme ikisi diye. Arkadaşlar videoyu artık burada sonlandırıyorum. Şimdi şu kalan yerleri falan diyeceğim. Burada gir çık dönüşler var. Telefon pek elinde tutamıyorum o kadar. Tabii video bayağı uzamış. Artık yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.